الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Evet. Hac namazındaydık. Hac namaz. Hacın Hac kendi, hacın namazı değil. Evet, hac namazı. Tahrim ediyoruz, namaza girme var ya, tekbir. Hac namazdır. Girişi ihramdı. Tavaf, kıyamdı. Say, rüküydü. Arafat, secdeydi. Müzdelife, Kadi-i Ula'ydı. Mina, Kadi-i Uhra, Kurban, sağa selam verme, saç kesme, sola selam verme. Kardeşin sorusuna şey yapalım onu da. Namazda sağa selam verme, sola selam verme. Lugatta şöyle yazar. Sağ taraftaki meleklere vermek, değil mi? Soldaki meleklere selam verme. Batın arka tarafı, namaz neydi? Ondan sonra gireceğim. Namaz neydi? Miraçtı. Kişinin miracıydı. Şuuru ersin veya ermesin, yani gemi nereye gidiyor bilsin veya bilmesin, geminin içinde olan bilse de bilmese de gidiyor. Namazın zerresinin hurma çekirdeğinden hurma meyvesine kadar mertebesi olduğu gibi, namaz gemisine binen şuuru ersin veya ermesin gemi gitti, gidiyor. Şuuru olsun veya olmasın, namaz kılan miraçtadır. O aleme geçmiştir, arkayla atmıştır. Şunla, bütün tabuları, sevdikleri, taptıkları dünyayı atıyor, önüne geçiyor. Önde felafillah'tır, Kabe'ydi. Sağa selam vermek, nasıl ki bir odaya girerseniz, yeni bir menzile girerse, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aslı selam budur. Bir de selam çıkar kemeri. Tamam. Meclise girdiği zaman musafa edilir. Uzaktan gelmişse sarılır. Giderken sarılmaz. Sağ selam vermek, namaz vasıtasıyla miraçlısın. Sağa selam vermek, alemi gaybtan odadan ayrılmaya, odadan çıkarken selam veriliyorsa, selam aleyküm. Sağa selam vermek, miraç alemi, alemi gaybtaki o alemdeki ruhaniyat, melekler ve alemi gayb, alemi işte erva, alemi misal, lef-i mahfuz, arş-ı azam, arş vesaire. O alemlerden çıkıyorsun, çıkarken selam veriyorsun o aleme. Çıkıyorsun oradan, menzilden çıkıyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buradan çıktık. Bir yerden çıkmak başka bir yere girmenin adı. Dünyaya geldik. Esselam, şimdi dünyadakilere giriyoruz. Dünyadakilere girerken selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çıkmanın, girmenin selamı. Tamam. Yerde de ezeli ve ebedi. Evet. Ezeli ve ebedi hakikatin haydi ittisalıdır namaz. Evet. Bir tarafı evet. Kanat ezel, bir taraf ebedin birleştiği noktadır namaz. O zaman selamla yapılıyor. Hacerül Esved'i selamlamak, ona tatmak mıdır? Geldik Hacerül Esved'e. Mühim bir şey. Müslümanlar Hacerül Esved'e tapmadıkları gibi cahiliye Arapları da ona tapmamışlardır. Gerçekleri bilmeyenlere denilebilir ki Müslümanların Hacerül Esved'i istilamı, selamlamaları nedir o? Bir milletin kendi bayrağının selamlaması gibidir. Herkes bilir ki yani bayrağı selamlarken sancağı selamlamak
bir sırığa, bir demire, bir ağaca takılmış kumaş parçasına değil, onun temsil ettiği millet ve devlete hürmet göstermek demektir. Onun ifade etmiş olduğu devlet ve millete hürmet göstermektir. Başörtüsü bez parçasıdır. Bez zahirdir, bezdir. Ama hakikatte simgedir, semboldür. Yani iç aleminin dışa haykırışıdır. Ben namusluyum, herkese ait değilim. Ben Allah'ınım. Allah'ım birdir, Allah'a itaat ediyorum. Namusta taviz vermemektir. Onun dışa vuruşudur. Ben milleti İbrahim'indenim. Hanifen, Müslümen kavmindenim. Demektir. İşte Hacerül Esved ondandır ki, mesela o ki bez parçasıdır. İşte Hacerül Esved de Cenab-ı Allah'ın alametlerinden olduğu için Cenab-ı Hakk'ın alamet ona karşı olan saygı ve hürmetinden dolayı istilam edilir. Yani Allah insanı yarattığı zaman ruhunu Adem Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki dünyanın yani yaratılmadan daha dünya. Evet, dünya yaratılmadan dünyanın hakikati manası vardı. Yani ilmi vücut. Atom olarak değil. Dolayısıyla o ilmi vücudun her yerinde toplattırdı toprağa. Toprak hakikati, kanuniyeti. Daha toprak yok. Ama kanuniyeti var. Mimarın kafasındaki proje. Bina yok daha. O projede istediğini keser, biçersin. Binayı kesmek gibi değil. Hayalinde balkon kıyarım, koymam. Şimdi o toprak dediğimiz şey, dünyanın o hakikati, her bölgesini, her renkten Cebrail Aleyhisselam topladı. Salsal yaptı. Onunla Adem'i yaptı. Artanla hurma ve artanı da işte Hacerül Esved deniliyor. O zaman selamlamak, Bismillahirrahmanirrahim, haca başlamak, insan aslına bakması, aslına selamlaması, aslını hatırlaması, tevazuya sebeptir. Yani toprağın anası taştı. Taş, insan mesela yedi gıdalar topraktan değil mi? Fasulye, pirinç, pilav. Hepsi topraktan. Toprak da neresi? Kaynak itibariyle. Kayadan, taşlardan yapılır. İnsan aslı ile bütünleşmesi, aslına hürmet etmesi. Nasıl ki bayrak devletine, milletine aslını simgeliyor. Aslı o bayraktır. İkinci bir manası Hacerül Esved ilahi kameradır. Yani diyeceksin ki ne demek kamera? Zahirde bakarsın böyle kamera. Böyle. Nedir ya? Ama çekiliyorsun hey! Nereye yapıyorsun? Kamera. Peki 500 sene önce bu kamerayı anlar mı adam? Çekiliyorsun. Ha, aynı bunun gibi kameranın ucudur Hacerül Esved. Orada çekiliyor. Ama öyle bir kamera ki bunun gibi değil. Var ya gizli kameralar, polis kameraları. Hemen yayın yapıyor arkayı. Hani öyle kameralar biliyorsunuz. Şimdi mesela marketlerde var değil mi o? Hafızayı değil de hafızayı da alıyor. Aynı zamanda hemen gösteriyor. Yani çalma var mı diye. Televizyon gibi. Hani televizyon. Ha televizyon gibi. Gizli kameradır ama. Ya gizli vesaire. Gizli. Şimdi açıkçası da koymuş yani. Hemen seyrediyorsun. O Hacerül Esved ilahi kameradır. Hemen alemi gayba menfes gönderiyor. Kimlikler gönderiliyor. Yani kimlik. Niçin böyle demedim? Veya niçine? İnsan sağ eli, ruhundan sol eli, biyolojik yapısından. Sol el sünnettir. Sağ var. Sağ ruhun için mi? Sağ şart.
Vacibi o. Çağrı sağ elini mi kaldırıyordu? İkisi beraber olursa sünnet olur. Sağ el ruhtan abi, sol el. Ve vücudun hayatından, biyolojik cesedin yapısından. Mesela kaza belasından, musibetinden, yaşından sol. Sağ da ruhun özellikleri simgeliyor. Tavaf. Tavaf Allah'ın hükümlerine boyun eğmeyi ve sımsıkı sarılmayı sembolize ediyor. Tavaf, dinliyor musun? Dinliyorum. İşte bu duygularla ve bu tür yaşantılarla tavaf, Kabe'nin etrafında dönme başlıyor. Niçin Kabe'nin etrafında dönmek? Çünkü boyunla, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine boyun eğmek ancak ruha aittir. Tavaf ruhu simgeler, Kabe'yi, eneği. İçi boştur ene. Tavaf, işte bu duygularla ve bu tür yaşantılarla tavaf Kabe'nin etrafında dönme başlıyor. Orada nefslerden yalıtılmış halde yüz binlerce insan beyaz bir renk halesi içinde dönüyor. Yani ihram. Kişi bu halkaya kendini terk etmiş olarak katılıyor. Hakikaten öyle. Yani biz yürümüyorduk ki. Gidiyor işte nasıl oluyoruz. Kendini terk etmek zorundadır. Mecbursun. Kendinden boşanmak, kendinden boşalmak zorundadır. Aksi halde Allah'ın evi etrafında dönmesi neye yarar? Allah'ın evi evrenin içinde bir noktadır. Nokta yani mekanın boyutlarından arındırılmış hali. O boyutsuzluk insanın kalbinde de nakş olmalıdır ki insan neyin, hangi varlığın ya da hangi yokluğun etrafında dönmekte olduğunu bilesin. Yani neyin etrafında dönüyorsun biliyor musun? Hadis-i şerifte Kabe, kalp, arş aynıdırdır diyor. Kalp, Kabe, arş. Aynı. A eşittir B ise, B eşittir C ise. O zaman bu kalbi niçin onun karşılığı olan beynin etrafında döndürüyorsun? Çünkü arşa oruç etmek içindir. Kalp, Kabe, arş aynıdır diyor Resulullah. Öyle değil mi? Evet. O zaman bunu onun etrafına döndürüyorsun ki evet, onunla bütünleşip üçüncü boyutla beraber olmak için. Varlığın üç boyutu var. Arş, Kabe, kalp. Peki üçünün bir araya gelmesi fena fillah'tır. Peki Kabe ile kalbin burada bütünleşmesini ifade ediyor. Ene isim geliyor. Ene'de iki mana vardır. Hep ene diyoruz da. Niçin sormadın ki? Ene'nin içinde de var. Soracaktım ama şimdi. Ene'nin içinde iki şey var. Nur ve mana. Nur ve mana. Ene'de iki bir sıfat var. Evet, 31. söz. Ne diyorsan hepsi delil. Çünkü bu yollarda delilsiz yürüyemezsiniz. Mümkün değil. Hayal olur. Hep delilli. O nereye bakıyor peki? Ene işte. Kalple Kabe'nin bütünleşmesi ene ifade ediyor. Ve Kabe'nin içi boştur biliyor musun? Hiçbir şey yoktur içinde. Olmamalı zaten. Hiçbir belirlenmiş olmayacak. Çünkü bütün belirlenişler orada yok oluyor. Bütün sıfatlar, efsaflar, dönemler yok olmadı mı orada? O zaman bütün yoklukların olduğu yer bir varlık olamaz ki. Onun içinde nur ve mana var dedi. Onu evet, biraz açabilir misin? Yok. Şimdi yok. Tavaf esnasında ha şu o boyutsuzluk insanın kalbine de nakş olmalıdır ki insan neyin, hangi varlığın ya da hangi yokluğun etrafında dönmekte olduğunu bilesin. Bilinsin. Tavaf esnasında kişi yüz binlerce insanla beraberdir. Muazzam bir kalabalık içinde dönmektedir.
Ama bu kalabalık içinde kişi kendi yalnızlığını iliklerine kadar hissetmeye başlar. Hep beraberiz ama herkes yalnızlığını hisseder. O kalabalık ne işine yarıyor? Yalnız kafanız karışmasın şimdi. Biraz durun bakalım sağlığa. O dönen insanlar kimlerdir? Kardeşlerimiz. O dönenler siz olduğunu biliyor musunuz? O sizsiniz. Bak şimdi. Mahiyeti insan bir demiştiniz. Mahiyeti insan birse çok olmasının şey. Mahiyet insaninin temsilcileridir o. Evet. Ha, her bir insan senin bir duygunu temsil ediyor. Yani şöyle, bende haset var diyeyim, gıybet var, merhamet var, şefkat var, bir özellikler var. Bu özelliklerin nasıl anlayacağım? Bazılar çıktı dışarı, bazı çıkmadı. Her bir insanda bir sıfat var ya dışarıda. Ha, o sıfat, o kötü bir sıfat diyelim. Gada, pide veya merhamet, şefkat, anlayış veya kemalat veya evliya var. O evliya nasıldır? Bende de var mı kabiliyet? Onun onda o gözükmesiyle diyor ki sende de aynısı var. Hainlik olmasıyla sende aynısı var. Kendimdekileri görmeye yarıyor o insanlar. O zaman onlar benim duygularımın karşılığıdır. Her bir dönen insan benim duygumun cisimleşmiş halidir. Ya bir merhametimin, ya bir gadabım, ya evliyalık tarafımın, ya şefkatimin, ya. O zaman o dönenler aslında benim vasıf ve sıfatlarımdan ibaretmiş. Delilini müşahhaslandırabilir miyiz? O zaman şöyle düşün, o ki benimle hiç alakası yok. Hayal et bakalım, Kabe'de dönerken siz dönmeyenler bilmez. Hayal et dönenler. Hayal edin, yok kabul edin, bütün insanlar buharlaştı. Bütün insan buharlaştı dönenler. Tek başına dönüyorsun, hacın lezzeti olur mu? Hem bilen... Olmaz. Hayal et lütfen, gir içeriye. Hacer Aleyhisselatü gel, gözün kapat. Kapattın mı? İstilam et bakalım. Bismillahirrahmanirrahim, velillahilham. Dönmeye başla, hiç kimse yok. Makam İbrahim'e geldin. Yok, ilk önce dedin ki, istilam etmedim, Hacer Aleyhisselatü elini sok. Kimse yok, itip sıkıştırılmıyorsun Bülent. Zorlanmıyorsun, itilip kalkılmıyorsun, mücadele etmiyorsun. Bir gaye ve maksat uğruna bir mücadele yok. Sürdün elini, tek başına dönüyorsun. Git bakalım. Mültezemdesin, hatemdesin. Dön. Rüknü Irakidesin, Rüknü Yemanidesin. Geldin tavaf şeye, gene Hacer-i Esved'desin. Ne oldu ki? Aç gözünü. Tat yok. Yok tabii. Niçin tat yok? Çünkü benliğinden sıyrılmış, varlığında sıfatlarına soyunmuşsun. Ne demek? O insanlar senin sıfatlarındı. Öyle insan şey yapınca lezzet alamaz. Ne demek istiyorum? Benim dilim buradayken, aslında dilimin açılımıdır bütün nimetler. Dilimden haberim olmayacaktı elma olmasaydı. Portakal olmasaydı dilimden haberim olmayacaktı. Portakal benim buralarımı, bir yerimi oynatıyorsa, o zaman portakal dilimin bir şeyinin karşılığıdır. Orada takılırken aslında benim duygumun cisimleşmiş halidir. Çünkü o buraya girince buraya oynatıyor. Tersten A eşittir B ise B eşittir A. Tamam. Bu noktadan baktığın zaman Kabe of karabalık derken sensin o. Elhamdülillah. İşte kalabalık içinde hissedilen bu yalnızlık aynı zamanda Allah ile birlikte olmanın, onda yok olmanın, onda fena bulmanın kapısını da aralamaya medar olur. İnsan başka hiçbir yerde kalabalık içindeki yalnızlığını tavafta olduğu kadar yakından ve somut biçimde hissedip yaşayamaz. Hakikaten öyle. Çarşıya gidiyorsunuz, 3-5 kişi var, 10 kişi var. Olması gereken
5 kişi ise, 20 kişi varsa çarşı pazar nasıl? Ya hiç sorma ya, hiç beklemedim. Çok kalabalık ya. Aman sıkıldım ha. Yoruldum daha. Serbest hareket edemiyorsun, yiyemiyorsun. Diyorsun. Peki orada hiç kıpırdayamıyorsun. Zaten bıraktığınız. Nasıl? Of müthiş ya. Hiç kimse kimsenin haberdar değil. Yani çokluk içinde tekliği yaşıyorsun. Onun provası da oluyor. Çokluk içinde teklik. Kesret içinde vahdet. O kadar için, insan içinde hiç kimsenin varlığından haberin yok. Sensin. Allah'a yardım ol. Dua eden mi? Etrafta hiç. Umurumda mı? Hava mı? Yani hatırlamıyorum ki. Öyle değil mi? Kalabalık içinde yalnızlığını tavafta olduğu kadar yakından ve somut biçimde hissedip yaşayamazdın. Kalabalık içinde yalnızlığı nerede yapacaksın? Kişi diyor, kişi diyoruz ama insan anlamında söylüyoruz. Çünkü tavaf artık kişinin de kendi tarihine, mazisine karışıp yalnızca insanın yaşadığı yalnızlığa işaret eden bir simge haline gelir. Hem de tarihine kavuşuyor, biliyor musun? Senin aslın toprak, onun aslında taş değil miydi? Kabe, Arş, Nur-u Muhammed'i simgeliyordu. Ruhun Kabe'den avurdan kaynaklı gele gele boyut değiştirerek. Hacer-i Resvet de senin cisminin kaynağı. O zaman aslınla boyutlaşma yeridir. Orada kişi bak. Orada kişi ölür. Çünkü orası aynı zamanda mahşerin sembolüdür. Ama insan ölmez. Onun anlamı ölmez. Bilakis o anlamını orada kazanır. Kendini terk ederek kendini kazanır. Kendini terk ederek kendini kazanır. İslam'ın diyalektik süreci burada bir kez daha yani o Kabe aslında senin cesedin, Kabe kalbin, orası cesedin, Hacer-i Resvet de senin atom seviyen, peki insanlar da duyguların, o zaman sen nerede ibadet ediyorsun? İnsanın en ilk ibadethanesi cesedidir. İlk ibadet edilen yer cesettir. İbadet eden, iman eden ruhtur. Onun için cesedim ibadethanemdir. İlk. Onu simgeliyorsun orada da. Tamam. Ceset o zaman İslam olmuş oluyor. İman şey gibi. İslam'da tamam. İyi oluyor. O da olur. Ama benim dediğime biraz böyle şey yaparsan bu tarafa, senin ilk ibadetgahın, ilk ibadetgahın, anne karnındaki secde halin bile ilk ibadetgahın cesedindir. Tavafın 4 farz olmasının birkaç hikmetleri, insanın temel elementleri olan spermadan yapılmışız. Kaç tane madde var temelinde orada? 4. Bilen spermadaki 4 element ana temel. Su. He. Su. Element. Karbon. Ha, karbon. Hidrojen. Oksijen. Azot. Kainatın 4 temel unsuru olan güneş, hava, toprak, su. Kabe'nin 4 numarından bahsediyorum. İnsan aslıydık ya, konuşuyorduk. İmanı ve İslam'ın, cesedinin hepsinin aslı da olduğunu anladık. Ruhunun mabedi olduğunu anladık, cesedi. Cesedi. Şimdi o zaman cesede mi çıkalım? Tavafın niye 4'ü farz, 3'ü vacip? Tavaf ederken 7 tane şart, 4'ü farz, 3'ü vacip. Niye farz ayrılmış? Farz 4 olmasının sebebi, hikmetleri çoktur. Bir, insanın kaynağı olan, yaratıldığı, zahirde kullanılan malzeme sperma. Onun içinde de karbon, hidrojen, azot, oksijen. Onun da yaratılması noktasında dış dünyada kullanılan güneş, hava, toprak, su.
Tamam mı? Dört kitaba, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an'a, dört ulul az peygamberideki Musa, İsa, Davud aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, dört büyük meleklere, Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil, dört büyük temel aleme ki, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş ve Lef-i Mahve İspat. Ruhun dört büyük yapısı ki zihayattır, zişuurdur, kanun-u emr, vücud-u harici. Ruhun dört hasası yok mu ustad diyor. Ruhun dört hasası, vicdanın dört esası. Mesela ruh zihayattır, zişuurdur, kanun-u emr, vücud-u harici. Vicdanın dört esası nedir? Zihin, irade, his, Latife-i Rabbaniye. O biraz önce yukarıda saydık ya. Ona hikaye mi anlatıyorsun sen? Kabe nedir işte şöyle şöyle işte bak gördün. Fena filayı anladık mı? Gördün nasıl tahakkuk ediyor? Tak tak oturuyor. Bunlar hepsi delillenmiş. Vicdanın dört anasırı. Ruhun dört esası. Ruhun vicdanın dört anasırı. Zihin, irade, his, Latife-i Rabbaniye. Hutbe-i Şamiye. 136 galiba. 5 Şamiye. Tamam mı? Ben tatmin oldum. Olsan da başkaları bilmiyorum, istifade etmek isteyen istifade etsin. İşine yaramayanın kelimenin üstüne gıybet, arkasında bedduayı gönder bana gelsin. Bu benim için yazmıştım bu noktaları. Ama biz arkadaşlarla paylaşın diye. Tavafın 7'sinden 3'ü dur gözüm daha. Söylemiştim de onu kaçırdım. Vacip, sünnet. Dördü farz, üçü vacip. Dördü farz, üçü vacip. Üçü vacip, tavaf. Yani tavafın farzı. Hem terakkinin dört temel hakikatına, ustad diyor, terakki. Ac, fakr, şefkat, tefekkür. Mesleğimiz, nurculuğun temeli. Evet. Dört mezhebe ve dört müştehide. İmam-ı Malik. İmam-ı Ahmet bin Hanbel, Şafii ve Hanefi. İlmin dört temeline ki, mana-i arfi, mana-i ismi, niyet ve nazar. Bu da Mesnevi Nuri'de. İnsanın dört alemine, insanın dört alem mahlukatın cem etmesindeki, insan dört alemi cem etmesine, camidat, cansızları, nebatat, bitkileri, hayvanat, hayvanları, bir de melekiyet. Melekleri de içine alıyor. Kayyumiyet bahsi, lemalar. Dört nehrin cennetten akması, 20. söz. İnsanın rehberlerinin dört esasına ki, insanın dört rehberi, Mesnevi Nuriye, ne diyor biliyor musun? Enbiyalara, evliyalara, asfiyalara, salihlere, ulemalara demek. Salihler, ulema. İnsanın dört rehberi. Enbiyalar, peygamberler, evliyalar, asfiyalar, salihler, ulemalar yani. Asın imamları. Bediüzzaman gibi, İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi. Vallahi resminde bile ürküyorum ya. Allah biliyor ya. Allah, üç gün oruç tutarım yalan söylüyorsan. Vallahi Bediüzzaman böyle bir bakışı var ya o bir resim. O bilgisayarda gösterdiniz. Kapat kardeşim dedim. Vallahi şöyle. Ya bakışı bir tuhaf yani. Korkma değil. Vallahi ya kimse olmasa inan. Böyle bir şey çalışırken bilgisayarda o resmi şey yapsam ona inan kapatıyorum. Korkuyorum yani. Ne oluyorsa böyle bir bakışı var. Sen... Sert değil de bir mana, mana bir derinliğe, ufuka bakıyor. Boşluğa bakmıyor böyle. Bakışta şöyle, boşluk değil. Sanki insan içine bakıyor. Ha, içine, aferin lan. Güzel, böyle yaptın işte. İnsan içine bakmak, insan içine bakıyor da ben de göstermek istemiyorum diye korkuyorum, kapat diyorum. Çekiniyorum, bak kapat kardeşim. Aferin, insan içine bakıyor gibi geliyor. Korkuyor, tamam mı? Bilgisayarınıza ekranda bir kenara koyun, bak
Bu kötü kötü filmler seyredebilecek misin? Seyret de görüyorum. Günah olmasa eve asacağız. Yok ha, yok, caiz değil. Arabaya caiz mi? Caiz değil, resim asmayın. Resim asmayın. Asmayayım arabaya. Yasak, Allah Resulü yasak. Şeriata tabi olacağız. Hem 400 bin mahlukata, 400 bin demiyor mu? Kabe fenafillah makamı olduğu için ölmeden önce ölünüz manası olan 4 tekbirle cenaze namazına. Ölmeden önce ölünüzün provası değil mi? Kabe, hac. Ölmeden önce ölen bir insanın cenaze namazını kendisi kılacaktır. Cenaze namazı da 4 tekbirle kılınır. Cenazeni kılıyorsun, cenazeni. Kabe, cenaze. Peki olur mu abi cenazede? Cenazede secde rükü var mı? Ama namaz diyorsun. Namazın secdesiz, rüküsüz namaz olur mu? Cenaze. Haç da bir namazdır çünkü cenaze namazıdır. Kim kimin kılıyorsun? Sen senin namazını kılıyorsun. Nasıl kılıyorsun? Mutukablen temut. Ölmeden önce ölünüz. Öldün, şimdi cenazeni kılıyorsun. Biraz sonra gömüleceksin. Kefene sarılıp göreceksin. Sonra dirileceksin tekrar Arafat'ta. Şeyde nedir onun manası? İstilahta mı? Dört tane tekbir almanın. Evet. Cenaze. İşte cana... Şimdi oraya sokma beni. Oraya hem de Allahu Ekber. Subhaneke Allah'ın cenazesine. Allahu Ekber. Cenaze namazı 4 bin kişinin oraya soktun mu? Çok. Hep de valla şey oldum zaten. Cenaze namazı bir başkadır. Yalnız şöyle niyet ettiriyoruz biz kıldırdığımızda. Allah için namaza, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salavata, meyite veya meyit için duaya, Allah için namaza, uydum hazır olan önümdeki imama. Allahu Ekber. Dikkat et. Allah için namaza. Selavat, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavata, meyit için duaya, ondan uydum hazır olan imama namazı. Kaç tane oldu? Evet. Bir kere onun içinden girdim. Bir tuhaf biliyor musun? Evet. Risale-i Nur gözüyle, Allah yemin ederim, Risale-i Nur gözüyle namaz hareketleri veya oruç şeyleri bir tuhaf ya. Yani insan diyor ki sen niye böyle oluyorsun? Duramıyorum bu sefer. Ellerin kaldırmamak bütün mezhepte mi yoksa bizde mi sadece acaba? Kaldırıyor, şey yapıyoruz, yok. Kırı kaldırmıyor. Ha, Resulullah da yapmış, onu da yapmış, var. İkisi de var. Var, Şafii var. Bir şeysi yok. Ha, değil, sıyrılmak da var. Dört hepsinde var. Dört tabii, cenaze namazı öyle. Şeyde, bayramda da ha. Aynı mı? Evet. Aynı manalara. O bayram namazı, o da öyle. Üç tekbir var. Dördüncüsüne gidiyorsun, aynı. Aynı. Asr'ın imamı, Nur Muhammed. Ses yapma. Oralara şimdi girdik mi? Tavafın yediye tamamlanması Kabe fenafillah haliydi ki etrafında dönenlerin bu makama geçebilmeleri için en kötü yedi sıfattan sıyrılmayı, yani Kabe'de yani dönmeyi fenafillahi tamamlamak içindir. Tamamlamak için kötü sıfatlardan sıyrılmayı en can alıcı yedi sıfat. Üstad Hazretleri çeşitli noktalarda vereceğim. Bala 335'te Mubikat-ı Seba'ya şey yapıyor. Mesela onları sayayım. 7 tane dönmek, 7 tane pislikten sıyrılmaya. Hani dönmek sıyrılmaktır. Hareket hararettir. Tamam mı? Bir şeyden kaçıyorsun. Tavafta nereden kaçıyorsun? Bir, yalandan, kinden, kibirden, gururdan, gazaptan, şehvetten, hasetten. Temelde yedi renki, temel karakterlere ve oradaki tekimüle. Biliyorsunuz renkler yedidir. Yedi demek, güneşin fotonunda yedi tane var. Bütün renkler yedi taneden yapılır. Yedi tane karakterden, çünkü yeni evlenenlere soruyorum mesela, erkeğe, hoca abi nereye bakalım, bir sebebi de şu, yedi tane renk gösteriyorum, en çok sevdiğin hangi renktir?
Abi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü tamam. Git çaktırmadan sen bana o evleneceğin nişanlını çaktırmadan şu yedi tane renk göster. En çok hangisini seviyor? Ama senin için söyleme. Tamam abi ona demedim ki lan. Tamam abi bakayım. Ha, bakayım renkler şeyi karakterden haber veriyor. Hisli latifelerinden haber veriyor. Bakayım imtizaç eder mi? Anladın mı? Mesela buhar fıtratı olanlar toprak fıtratı ile evlenecek ki yeri çaksın onu. Neyse nereye girdik şimdi? Yedi renk şey yedi karakter var mı? Temelde yedi karakter. Temel. Dur. Hocam şimdi, üç olarak sadece bir anlamı var mı? Var tabii. Dört, tek, üç olarak. Ha ona geleceğim zaten. Ona geleceğim. Ona geleceğim. He. Yok yediği şey yaptım tamam ama üçü geleceğim şimdi. Yedi temel karakter olan onlardaki renge, yedi iklime, yedi aleme, yedi semavarzın olmasına, yedi kebairden sıyrılmaya, Barla 335, yedi tane kebair, Barla, sayfalarımız biliyorsunuz Envar'a göre, yedi kürelere, yedi Müslümanların toplam 7 milyar olmasına, hadis, şualar, nereden çıkardı? Müslümanlar, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Müslümanların sayısı 7 milyar olacak. Nerede yazıyor kardeşim? Şualar 290, paragraf son. Peki toplam insan ne kadar o zaman? Toplam insanı bilmiyor. 5'te 1 diyor. Bir o zaman onu 5'te 1 buysa, 5'te çarparsan 35 milyar mı diyor? Evet. Aferin bak, kafanı sevdim. Bak bu madde, bu kafayı sevdim işte. 7 milyar. Ustad, Müslümanların toplamı kıyamete kadar gitmiyor. Sen de bir kere çalışsın yani. Evet, tabi elhamdülillah. Her zaman çalışmasın, ben sunursam dert olur. Bir de 7000 sene mi vardı? Evet. 7000 sene. O insanlık ömrünü. O da yok. Adem Aleyhisselam doğdu. Mekke'de bir çoban öldü diyor. En son o adam ölecek. 7000 sene geçecek. Aa, fasit bulundu. 1 milyon 2 onlar hikaye. Yani o zaman. Taş devri var. Taş devri yok arkadaşlar. Çünkü peygamber var. Ne taş devri? Esma Üstel ölmüş. Firavun kafirler sizin gibi. O zaman cennetinde mi yedim? Cila da taş devri vardı. Büyütüyorlar da. Tabii. Cila. Ni uyu oğlum uyu. Ni uyu. Elementlerin yeri, yedi periyodik sistemine kimyada her kendine bir dal atmak istedim. Anlıyor musunuz? Kimyada yedi periyodik sistemine kimyada hem cin, ifrit, muhtelif zih şuurların ve zih hayatların alemleri ve meskenleri yedi olmasına, ustad diyordu. Cin, ifrit ve muhtelif zih şuurların ve zih hayatların alemlerinin meskeni yedi olmasına, hem esirin yedi mertebesine. Oturdum arkadaşlar, işim bu dedim ya, Allah beni kitap okumak için yarattı. Benim bak arkadaşlar, hiçbir şeyim yok. Biliyorsunuz dershanedeyim. İşim bu. Dedim bunlar kardeşim benim bir işim bu ya. Ne farklı yapacağım? İşim bu külliyatta bunları bulmak. Bir tanesi orada bana dedi ki 7 milyar Müslüman mı? Ya nereden buldun dedi. Bu Risale-i Nur da var dedim. Ya kardeş dedi ya. Allah öyle kardeşim 293. Şu adamı açıklayıp değil. Allah Allah dedi. Ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun? Dershaneye gidiyorum gidip bakacağım dedi. Kâbe değil. Git bak. Ya da gidip gelecek. Ustad misal veriyor orada. Misal. 7 milyar toplanacak demiyor. 7 milyar insanların diyor tasdik ettiği bir hakikati, kabul ettiği bir şeyi reddetmem diyor. 7 milyar. Nerede 7 milyar var? 7 Müslümanın diyor. 7 milyar Müslüman. Her bir misalinde ustad bir hakikatin ucunu da zaten gösteriyor. Kendi misal vermiyor ki. Öylesine vermemiş. Onun arkasında bir şifre, bir sembol. Tabii canım ya sen ne diyorsun? Aç gör. Ondan dolayı onları da bizim yani söylememiz tabii gerekiyor belki. Abi bir şey soracağım. Peki 7 milyar Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar. Bu zaman yani kıyamet. Son kişi, son Müslümana kadar. Evet. Peki mesela ortalama 70-80 senede şu an mesela 1,5 milyar Müslüman var değil mi? Hı. Mesela 70-80 senede bir. Ama bir bu insan hayır. Fazla olmayacak mı daha? Değil. Çünkü ne olur bak. Mesela bir insan ne kadar yaşıyor? Yani
her sene 7,5 saymayacaksın. Toplam. Yani mesela ben kaç yaşında öldüm? 80 yaşında öldüm. Beni bir sayacaksın. Abi her asır diyor. Her asırda 300 milyon Müslümanın tasdik ettiği bir dava diyor. Kim kelime içiyor? Her asırda 300 milyon diyor. Evet. 100 senede 300 milyon olursa yani öyle çıkarılabilir. O da çıkar ama Ustad Uğur kendisi böyle ifade etmiş. 3 tavafın biliyorsunuz ilk şeyi kılan şöyle göstereyim size. İlk sabah namazını kılan hangi peygamberdir? Adem Aleyhisselam. Peki ilk öğleyi kılan İbrahim Aleyhisselam. Aferin lan sana. İlk ikindiyi kılan Musa. İlk akşamı İyatsi. Peygamber. Yok. Peygamber sıra bitiriyor. Hani bir daha söyleyin. Sabahı kim kıldı? Öğleyin. İbrahim. İkindi. Davut. Yok. Nuh Aleyhisselam. Hani peygamberlerin yakışıklısı vardı? Yusuf Aleyhisselam. İlk akşamı? Yok. Musa Aleyhisselam yatsıyı bak. Sabahı? Adem, öğleyin İbrahim, ikindi Yusuf, akşam İsa, yatsı Musa. Selat-ı Vitir ilk kılan, evet. Orada haç, her ümmette haç vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hatem yapmış. Üç namazı, Selat-ı Vitir onda olduğu gibi. Onlardaki tavaf dörttü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazın yani hatmettiğini, son peygamber olduğunu hep bütün ümmetlerin Kabe'siydi. Tavaf ediyorlardı. Dört farzdı. Üç vacip olması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını simgeliyor ve hatemini simgeliyor. Hatmetmiş olayı. Yani bir şeyi kapatmak gibi. Kapattı. Zaten yatsı namazından sonra Selat-ı Vitir'den sonra başka bir şey kılınmıyor. Ancak bir gece namazı var. Başka namaz var? Fazla olan yok. Bitti. Selat-ı Vitir olay kapandı, defter kapandı. Namazlar o zaman da o şekilde farz mıydı? Yani sabah öyle ikindi şeklinde. Yok. İlk sabah Adem'e ne sabah? Size emredilen onlara da emredildi ama gibi o. Namaz da farzdı, oruç da farzdı, hac da farzdı. Aynı. Çünkü Barla da diyor ki Üstad Hazretleri 258 olsa gerek Barla da diyor ki Adem Aleyhisselam ve kitabı on suhuf yani suhuf kitap derken o Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam vesaireler peygamberimizin müminleri, yardımcıları. Aslında peygamberimizin ön yani yardımcı arkadaşları peygamberimiz oturuyor burada gaybda git ya Adem git o şuna şu talimatı al, orada ders yap. Ya onun eline verilen, Kur'an'da verilen. O zaman ne gerekiyorsa Kur'an'dan asedilmiş diyor. Kur'an'dandır o. O zat da Kur'an'dan aldığı şey Kur'an'ın sahibinin namına gidiyor. Peygamberimizin yardımcısıdır Adem Aleyhisselam. Kitabı da Kur'an'dan verilmiştir. O zaman temel Kur'an'dır. Temel peygamberimizdir. O zaman başıyla sonu ibadetleri de cem edip ve hatmetmiştir. Say çok önemli arkadaşlar. Peki namaz kılma şekli o zaman? Yok, kıyamdaydı. Kimisinde rüküdeydi. Kimisinde sırf secdedeydi. Bizim şeyde tamamen kemal bulmuş. Hepsi için. Ha. Yani oralara girmek istemiyorum çünkü sonu. Girmek istemiyorsun. Fakat soru var. Tamam, iyi tamam. Eskiden nasıl ibadet ediyor? Kabe'nin rengi için. He? Kabe'nin rengi neden siyah? He. Kabe'nin rengi niye siyahtır? Bak şimdi adam... Şimdi bizi başka yere soracak, sahaya girecektik ama kısaca cevap verelim tabii. Anlatmadık değil mi onu? Yok, hiç yok. Şimdi, bir yerde dur bakayım. Durmuyor mu? Şey olduğu için, hacca gittiği için duygulanıyor. Kabe'nin siyah oluşu, dedik ya, renk insan karakterini simgeler. Karakterlerini, ana temelde 7 tane. Sonra ayrılır. Nasıl ki 7 tane renkle
şu anda 40 milyon ton yapılmış. Siyah renk bütün renklerin anasıdır. Kabe'de siyah bezin olması fiziğe zıttır zahirde. Çünkü güneş ışınlarını hiç yansıtmayıp içine alan siyahdır. Hiç içine almayıp yansıtan beyazdır. Siyahın karşısına beyaz konmuş. Siyahın karşısına beyaz konmuş. Şimdi Müzdelife siyahtır. Arafat beyazdır. Çünkü sabah namazından zevale kadar, öğle namazın geçe kadardır. Tamam. Birisi Müzdelife, birisi Arafat'ı simgeliyor. Şimdi Kabe diyor ki olarak Osmanlılarda ve ecdatta şöyle bir şey vardı. Medrese hocaları sarı siyah aydı. Talebeler beyazdı. Biz beyaz talebeyiz. Nur talebesi, talebeyiz. Onun için beyaz. Şimdi siyah simgesel olarak beden dilinde şöyle geçer. Kabe diyor şimdi. Kabe kabul edin beni. Siyah ya. Etrafımda insanlar dönüyor. Şöyle diyor. Ey bana gelen amirler, memurlar, zenginler, faciller, fasıklar, münafıklar, zalimler, müminler, müşrikler, kadınlar, erkekler, ne olursan ol. Bütün sıfatları, ruhları yansıtıyor. Hepinizi gömdüm içime. Nasıl ki siyah, karanlık, gece, beyazı, siyahı, zenci, beyazı, beyaz gülü, kırmızı gülü, yani güzel, çirkini ne yapıyor? Gömüyor. Musavi kılıyor. Eşit kılıyor. Ey benim etrafımda dönenler, hiçbirinize farklı uzakta değilim. Hepinizi, kemal yak siyah, olgunluk. Hepinizi gömdüm içime. Hepinizden gelen o negatif enerjileri alıyorum. Ona delil. Kabe'de müthiş bir pozitif enerji var. Allah şahit olsun. Eğer yalana şeye şahitlik olursa 3 gün oruç tutarım. Ayağım bitmiş, iltihap olmuş biliyorsunuz onu. Dönecek durumum yok. Türklerin mahfili var, müezzinlik mahfili. Onun altında toplam Türkler. Oradayım. Kaç olduğunu bilmiyorum. Dediler ki arkadaşlar, hocam gel bir tavaf yapalım. Dedim ya ben çok yorgunum. Yeni çıktık, bilmem ne oldu. Biraz okuyayım. Hocam kalk dedi ya, bizi tavaf yaptır dedi ya. Ne yapıyoruz biz? İstirham ettikten, dua ettikten sonra başlıyorum tavafta ezber okumaya. Yasin, Tebareke, Amme, Fethi, Rahman ne geliyorsa malum sizin. Onlar da hoşuna gidiyor. Hocam okuyalım. İyi. Bak yeminim şu. Negatif enerjinin alındığını. Yorgunluk negatif enerji. Vallahi koluma girdi. İyi tamam girelim. İndim o merdivenden aşağı. Tavafa bir girdim. Sanki o Hasan değil. Vallahi at gibi. Öf Allahu Ekber. At acayip bir şey ya. Size de söylemişimdir ya. Ulan ne oluyor ya? Bir gir tamam bir gir yeter ki. Vücut bir şey mi alınıyor? Öyle diyor zaten. Kabe siyah olmasının, insanların negatif enerjinin, kirlerinin, pisliklerinin yansıyıp tüdü yani tükürme manası değil gönderme. Şu anda onu tü yani gönderme. Gönderiyor. Herkes pisliğini gönderiyor da o siyahlaşmış simgesini. Çünkü Allah çekiyorum diyor. Hani bu manayı ifade eden renk kullanılmış. Mesela büyük marketlerde tezgahlara niye pembe elbise giydiriyorlar? Pembe güveni, coşmayı, yumuşamayı. Peki. Niçin yatak odasına, genç odasında mavi veya açık mavi kullanılmıyor? Düşük olur mesela şu. Renklerin insan üzerine tesiri var. Niçin taksiler beyaz, sarı kullanılır? Yani girmeyeceğiz bu şöyle. Renklere girmeyeceğiz. Başka zaman da gerçi. Yani siyah o ifade etmiş olduğu manayı en iyi simgeleyen odur. Yani üzerine almaktır. Yani hep almaktır, vermek değil. Alıyor, negatifleri alıyor. İnsan dönüyor. Ya ne ayağından dönemiyordun? Ne oldu ya? Ne ayağı? Valla gözlük adam düşürmüş. Dedim ya ay dedim hatırladın mı? Gözlüğe basmışım. Adamın camına gözlüğe böyle konmuş. Nereden biliyorum? Böyle ayağım kesmiş.
ayağım kesti. Oy dedim. Ha, tavafta. Sıcaklık hissettim dedim. Değil mi size? Ne oldu abi? Vallahi bir sıcaklık hissettim. Tamam. Ondan sonra bir daha hatırlamıyorum. Çıktık baktık. O ya şey yapmış. Hiçbir şey. Yediği defa dönüyorsun. Hiçbir şey. Yalan mı bu yani? Ben oradaydım hocam. Beraberdik değil mi? Bak abi iyi ki eksik demedik. Peki o negatifi alıyor demek için hep bunlar insanlar. Kabe'nin o duvarından, siyah örtüsünden her insana bir tesir geliyor. Ha o nedir? Ha ona gelelim. Ha bak bir şey arıyorsun bazen. Tamam. Şimdi arkadaşlar burayı ama öyle. Kabe'yi ayna düşünün. Ayna. Tamam. Herkesin elinde bir fener var. Memleketinde fener. Karakterine, seviyesine göre fener. Ama herkesin feneri farklı kullanmaz. Kimisi projektör gibi. Tutmuş Kabe'ye vuruyor. Kimisi mum gibi, kimisi ampul gibi. Herkes lambayı vuruyor. Vuranların hepsi nereye gider? Oraya. Sen gönderdiğin miktar ne kadar? Ampulün kadar değil mi? Oradan sana yansıyan ayna olduğu için ne kadardır? Hep toplamının yekünü kadar sana yansır. İşte Kabe en azından bana kafir dedi ki orada. En büyük şeytan oradadır. Şeytan orada. Şeytanın kralları var orada. Şeytan burada hiçbir şey. Allah'a da hiçbir şey değil. En büyük şeytan oradadır. Geleceğiz zaten. Üçüncü kattan bakarken abi ne dedi ki bana? Yukarıdan aşağıya bakıyorum. Ne oldu dedi. Geldin dedi. Yani taşın etrafına dönüyorsunuz ya falan. Ulan Firavun iyi dinle şimdi. Söz geldi şimdi. Aynı bu sen. Ona demişim bak. En azından bu Kabe'nin gelen insanların maneviyatının değerinin toplamı kadar değeri var. En az. Bir. İkincisi bu Kabe'nin en az gelen insanların maneviyatının yekünü toplamı kadar kıymeti var. Niye? Herkes verdi ayna gibi, lamba gibi yansıttı oraya. Ama herkese yansıttığı kadar değil. O aynadan buna vuruyor. Ha, onun için Kabe şahsı günah niçin yanıyor? Çünkü gönderdiği günah ışık seviyesi iman bu kadar ama orada bütün insanların ışığının o yansımadan geliyor. Ondan böyle lav kalıyorsun. Çekiyor da bir şey. Kabe'de müekked meleği var mı? Ha, Kabe bu dert yani. Anlıyor musun? Kabe mekandır o. Kabe o değildir. Kabe'nin müekkel melaikesi var ve canlı ve ruhludur. Muhyiddin Arabi gittim diyor Kabe'ye. Kabe bana dedi ki Muhyiddin hoş geldin. Risale-i Nur bu değildir. Burada gözüküyor. Burada konuşuyoruz da burada konuşurken. Sözler bu değildir. Bu dur da. Bu kalıptır. Hasan bu değildir. Burada olandır, arkasıdır. Siz buna mı atapsınız? Ağzıma değil, arkaya. Ama arka bunu kullanıyor. Arkası bunu kullanıyor. Manası Risale-i Nur odur. Risale-i Nur canlı ve ruhludur. Kur'an bu değildir. Bu lafsıdır. Kelam-ı lafsidir. Lafız. Sağ, kaf mahluktur. Kur'an mahluk değildir. Fıkıh-ı Ekber'de Kur'an'a mahluk diyen kafir mutlaktır diyor. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadı o. Nedir o? Kur'an arkasıdır. Bu lafz-ı ilahidir. Lafız. Yani elma iltifat ilahi. Şoför araba. Kabe ile Mekke'l melaikesini diyor. Benim ruhumla vesaire. Kur'an'la manası, arkası. Risale-i Nur arkasına ait misaller veriyorum. Şoför, araba, poşet, muz, kabuk, portakal, ceset, Hasan. Nasıl farklı ise? Ne kadar fark var? Kabe, mekaniyeti o, maddi cesedidir, arkası Kabe olandır. Kabe'yi hissetmek odur. Yoksa Kabe duvar değildir. Çünkü kalp, Kabe, arş. Aynıdır diyor Resulullah. O zaman kalbimizde dört duvar mıdır o? Siyah örtüsü mü var? Mekke melaikesidir. Soru daha var mı dersten sonra? Dersten sonra. Tamam. Tamam şimdi.
Hocam üstünün kapalı olmasında bir anlamı var mı? Aslında açıktı. Onu duydum. Vehhabilerden sonra kapandı. O simgesi vardı. O neydi hocam? Hudutsuz olduğunu simgeliyor. Ustadımızı misal şeyin vereyim. Muhakimatta amud-u nuranidir diyor Kabe. Amud-u nurani nedir biliyor musun? Herkes bu olsun. Şu tesbih kabul edeyim, büyük tesbih. Şu ipleri düzgün tutan nedir? İptir. İşte Allah'ın dışında yaratılan her şey, arş-ı azam, lef-i mavz, her şeyi bir çirpide, dengede tutan bir manevi nizam var. Yani bağ var. O bağ amud-u nurani deniliyor. Dünyamızı da delik geçiyor da ip gibi tutuyor. O amud-u nurani oradan geçiyor. Evet. Başlangıcı ve sonu neresi oluyor o zaman hocam? Başladığı aynı yerdir. Nur-u Muhammed'dir. Ezel ve ebeddir. Bitişi de orası. Evet, aynı yerdir. Şeydir. Şeytan yaratıldığı zaman, oraya geleceğiz. Şeytan da izah edeyim orayı. Ha, bu amud-u nuranidir. Manevi bir sütun var diyor usta. Orada Mekke melaikesi orada açan. O Kabe amud-u yani dünyamızı arşı ferşe bağlayan o tesbihin ipi dediğimiz, onun ipi de manyetik, ona amud-u nurani. Nurani bir amud, yani bağ. O bağın, dünyanın bağı o. Mesela şeyler, ne kıbleler, pusulalar tak güneyi gösteriyor. Mesela bir yerde kıbleyi bilmiyorsunuz. 99'da yapacaksın ama. 99 tesbihler böyle çalkalacaklar, ondan sonra dursun. Ondan sonra hop tesbih kıbleye doğru böyle yapar. Kıbleyi gösterir. Kıble bilmeyen adam böyle yapsın. En son yapsın ondan sonra durdur. Ha tesbih ondan sonra duracak. En son kıbleyi gösterecek. 99'da bu gergin. Anladın mı? Niçin pusulalar orayı gösteriyor? Amud-u nurani olduğu için. Bu da sonsuz değil mi abi? Yukarı, evet sonsuz. Evet. Aşağı yukarı dediği artık yok artık. Ezel ve ebedin haydi ittisalıdır Kabe. Ezel ve ebedi ayrı noktadır. Ezel ve ebed. İkisi de aynı Allah'ın. Ha, o zaman bir taraf ezel denmesinin, bir taraf ebed denmesinin bir nispet konması lazım. Aslında yok yani. Aslında yok. Hmm. O nispet de Kabe yapıyor. Doğru. Ezel ebeden ayrı nokta orası. Durmuyorsun ki rahat. O zaman yeni bir şey daha çıktı. Saya geçelim. Kaç dakika oldu? 15 dakikamız kaldı. Değil mi? 11 saatimize. Abi sahaya geçmeden önce ben de sormadım. Kıyametin kopmasına Kabe'nin yıkılması sebep. Kendisi. Dediniz. Bu kadar deminden beri anlatıyorsun efendim. Bu kadar mana ifade eden, kıymetli olan bir şey olan nasıl müsaade ediyor? Müsaade etmiyor ki. Diyor ki evet. Büyük Deccal dediğimiz evet. İşte tabii hadisi zahirde okuyup da anlamaya çalışan asıl imamına bakmayan insanlar aldanır ve aldatır. Büyük Deccal zannettikleri ki bizim Deccal'dan büyük zannediyor. Saltanatının ve icraatının tahribinin, maddi tahribinin büyük olduğundandır. Şimdi bizim Deccal'ın karşısında şey var, Mehdi var, Mehdi Ali Resul. Kıyametin kafasına geçirilmesine, kopmasına sebebiyet verecek Büyük Deccal manevi tahribatının büyük olduğundan değil, mekanın büyük olduğundandır. Kuzeyden çıkacak diyor. Kabe ile alakalı olduğu için söyleyeceğim. Kuzeyden diyor öldüre öldüre ehlimanı aşağı inecek güneye. Çoğusunun Allah ne sabah rüzgarı gibi, seher vaktindeki rüzgar gibi bir rüzgar estirip ondan sonra onların ruhunu alacak. Bunu usta münafık bahsinde geçiyor. Ondan sonra o büyük deccal yıka yıka öldüre öldüre şey, o bazılar ölecek nesimi rüzgarla bazılar ölmeyecek. Ölmeyenleri de deccal, büyük deccal. Niçin büyük deccal denilmiş? Çünkü karşısında tamirci yok, kıyamet var. Sufyan'ın karşısında Mehdi Ali Resul var. Sufyan'ın karşısında Mehdi Ali Resul var. Deccal'ın karşısında, deccaliyetin karşısında Mehdi var. Ustadı Mehdi biliyorlar. Ustad Mehdi değil. Mehdi Ali Resul'dur. Sufyan'ın karşısındadır. O zata hadiste Hazreti Ali naklediyor. Sufyan'ı Deccal'dır diyor.
Müslümanlar içinde çıkacak olana Süfyan deniliyor diyor. Beşinci şu an. Ustadın talebesidir Mehdi. Nur talebesidir. Talebedir Mehdi. Mehdi Ali Resul. Mehdi de büyüktür. Mehdi Ali Resul'ü anlama adına misal vereyim. Peygamberlerin sıfatı ikiye ayrılır. Kitaplı peygamber, kitap verilmeyen peygamber. Kitaplı peygamberler Resul, kitap verilmeyen peygambere Nebi. Musa Aleyhisselam Resul, Harun Aleyhisselam Nebi. Musa Aleyhisselam gibi eser verilmiş. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Mevlana Ali Bağdadi. Bunlar Mehdi Ali Resul'dur. Rusul edilmiş, eser verilmiş. Mehdi Ali Resul. Ha, Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Yardımcısı Nebi manasında Mehdi'dir. Ha, Deccal da onun karşısındadır. Mehdi Ali Resul onun karşısında. Ha, büyük Deccal ise diyor. Münafık bahsinden bahsediyorum. Tabi okumayan bilmeyen ne demek. Kuzeyden diyor Deccal çıkar. O büyük Deccal. Kuzey dediğiniz Rusya mı? Rusya. Komünistlikten tekrar korklar. Hiçbir din, millet dinsiz kalamaz. Rusya'da dinsiz olamaz. Geri dönüp de Hristiyan olamaz. Müslümanlığı teslim olacak diyor. Ustad Hazretleri. Şeyde diyor. Emirdağ'da diyor. Şu anlarda en çok dersen ben de senin Moskova'da olması onu mu gösteriyor? Dur. Şimdi evet. Şimdi bütün hakikatları akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Rusya Hristiyanı bıraktı. Dönüp de Hristiyan olamaz. Dinsiz de kalamaz. İslamiyete teslim olacak. Sonra X kadar dünyaya İslam hakim olacak. Sonra Y olduğu zaman o çıkacak. Rusya'da tekrar o kanun, komünistlik gizli kalıp hortlayacak, hakim olacak. Müslümanları katledecek. Bir kısım da Allah rüzgar gibi canını alacak. Bu. Ondan sonra geliyor Deccal Kabe'ye. İki tane hadis var bunun hakkında. Kabe'nin diş duvarını yıkıyor. Diş duvarını yok, yıkıyor. 7 sene sonra mı diyor? Ben burada unutmuş olabilirim. 7 veya 3 sene sonra Kabe, diş duvarı var ya, Kabe'nin kendisi değil. Deccal oraya kadar geliyor, diş duvarını yıkıyor ve 7 veya 3 sene sonra kıyamet kopuyor. 3 sene diye söylemiştiniz. He? 3 sene diyor. 3 sene, tamam. 3 sene. O yıkıldığında demiştiniz. Dur, birinci Deccal, hadis. İkinci bir rivayette Kabe'yi de yıkma anında yıkar ve kainat yıkılır. O an kıyamet bu. Çünkü amud-u nuran yok oldu. Bak çözüldü. İş bitti. Ha buna büyük Deccal denmesinin sebebi yani tahribatın büyük olduğuna. Bak bunun dikkat edin. Karşısında Mehdi yok. Bunun tamircisi kim? Kıyamet. İsa Aleyhisselam o şey demek de Ali Resul'den sonra gelecek Mehdi. Mehdi'nin arkasında namaz kılacak diyor. Evet. Mehdi döneminde. 7 sene yaşıyor peki o Mehdi değil mi? 7 sene. 7 evet hadis 7. Tamam. Abi 90 sene İslamiyet'in hükümdar olacağını X tamam Risale okuyacaksın otur şeyler oraya biz böyle helikopter gibi dolaşalım merakı varsa anla oraya say da okuyayım de say yok bir derslik var mı? Bakayım. Kaç derslik daha çıkar yani? İki tane de derslik çıkar. O zaman kesiyor. Bir dakika. Şu tavafın yedi şeyini olmasını yeni not aldım. Yazdım kenara. O tavaf geçtiği için tavafa sokayım. Tavafın yedi şartı bir alem-i şahadet yani yedi şart demek 7 tane alemi uruç etmektir. Yani 7 tane pislik sıfatından öne çıkan kötü sıfatlarımızdan sıyrılıp yani bir yerden sıyrılmak bir yere yaklaşmak demek. Yani şöyle diyeyim. Ben koltuktan 1 metre uzaklaştım. Size geldim. Uzaklaştım. 1 metre uzaklaştım. Oraya kaç metre yaklaşmış oldum? 1 metre. 1 metre. Buradan 1 metre uzaklaşan oraya 1 metre yakın oldum. Ha, ben 7 sıfattan uzaklaştım. 7 tane alemi geçtim. 7 şaftın olması, tavaftaki 7 şaftın olması, 7 tane öne çıkan sıfatlardan sıyrılıp 7 alemle uruç etmektir. Namaz miraçtı ya. Namaz miraç değil miydi? Ha, tavafın 7 şaftı 7 alemden sıyrılıp fenaf illaha geçmektir. 7 alemi sıralıyorum şimdi. Birincisi alemi şehadet.
İkincisi alemi gayb. Gayb. Üçüncüsü mec'ul. Dördüncüsü esma. Beşincisi sıfat. Altıncısı şunat-ı zatiye. Yedincisi mahiyet-i zatiye. Varlığın kaynağı bunlar. Cenab-ı Hak'ta için. Tamam peki. Yani ruhun fena fillahta bu halleri yaşamaya sebep olan alemin bizdeki karşılığının uyanışı. Yedi tane alem. O sen boy oluyor yani. Bizim bu yedi daireyi çizmemiz tabakaları şey yapıyor. Yani kat ediyoruz. Mesela namazda da şöyle düşün bak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun. Allahu Ekber. Giriyoruz genel. Yani her birinci rekattayız. Allah-u Ekber. İkinci rekattan yine Allah-u Ekber. Aynı şey tekrar. Aynı gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor. Değil işte. Biri bir tabakayı ifade ediyor. Bu tavaf da namazdaki hep bir Allah-u Ekber. Her hareketin Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Allah orada ismi azamdır. Ona girmeyeceğim. Ha, o zaman namazda nasıl her bir Allah-u Ekber'le bir kat-i meratibi gösteriyor. Kat-i meratib. Meratib de kat etmeyin. Her bir namazın rekatı da kat-i meratibi gösteriyor. Zaten yedidir. Hatemen Nebi, Peygamber Aleyhisselam yediyle tamamlamıştır. Dört yatsının farzı, üç salatı bitirdir. Namazı bitirmiştir. Namaz bitti yani. Dört farz, üç farz, yedi. Ha, o zaman yedi tane alemden, alemi şehadetten sıyrılmaya, evet, alemi gaybden sıyrılmaya, mecul denilen hakikatına, esma denilen hakikat, mecul denilen çekirdeğine, esma denilen hakikatına, sıfat denilen manaya, şunat-ı zatiye denilen kalp alemine, yani ruhlar alemine, mahiyet-i zatiye denilen enene. Kimse kalmadı. Ne yapacağız da bitti. Ders de bitti. Ve ahir davahümen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat.